Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bizim izleyicilerimiz, dinleyicilerimizden de size ulaşıp mesela şöyle bir derdim var dediklerinde siz onlara işte dua etmeye devam edin. Ne bileyim, istiğfar okuyun. İstiğfar da bir dua neticede. Efendim şunu okuyun, kelime-i tenzih söyleyin. Ondan sonra ne istiyorsanız Allah-u Teala'dan dileklerinizi söyleyin diyorsunuz. Böyle bir tavsiyede bulunuyorsunuz. Şimdi bu izleyicilerden bir kısmı da sonra bize dönüyorlar. Diyorlar ki ya size tabii söyleyemedikleri için. Ya hocam bize işte şu derdimiz var dedik, işte dua edin dedi. Ama ediyoruz da duamız kabul olmuyor ki. Yani elimize hiçbir şey geçmedi, hayatımızda bir değişiklik yok diyenler oluyor. Şimdi insanlar dua ediyorlar, hakikaten ediyor olabilir. Yani biz hepsine hüsnü zan ederiz ama kabul olmadı da diyorlar aynı zamanda. Sebebi ne olabilir yani bu kabul olmamasının? Şimdi Mustafa Bey, dua da bir ibadettir. Namaz, oruç gibi. Çünkü Allah-u Teala benden isteyin buyuruyor. Dua etmeyeni, istemeyeni de aynı şekilde celalleniyor. İyi de hakikaten biz de bu toplumda yaşıyoruz. Kendimizin de oluyor bazen. Ediyoruz. Duanın neticesinde bir şey göremiyoruz. Zahiren göremiyoruz. Din büyükleri, İslam alimleri uzun uzun bildirmişler. Dua Allah-u Teala'ya yalvarmak. Ondan muradını istemektir. Allah-u Teala dua eden kullarını çok sever. Dua etmeyene de gadab eder buyuruyor. Zira dua müminin silahıdır. Dua gelmiş olan dertleri, belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Yalnız dua etmenin de şartları var buyuruyorlar. Bizim şartlar var. Bir, gerek. Önce günahlarına pişman olup tövbe etmeli. İstiğfar okumalı. Onun için hatta buyuruyor ki sadaka vermeli. Şeyde bir gün evliyadan bir zat, işte zenginlerden böyle daha önce işte fakirlere, yetimlere yardım etmek için onlardan ödünç paralar almış. Fakat bir duymuşlar o zenginler, o zat hasta, sekerat-ı mevt halinde falan diye duymuşlar. Hepsi gelmiş. Güya ziyaret, ziyaret değil aslında. Ölü verirse diyor, vefat ederse bizim anda kalacaklarımız nasıl olacak? O zatında bir şeysi yok. Şimdi orada bir talebesi varmış, hizmet ediyor gelenlere. Tam o anda da bir çocuk dışarıda tatlı satıyormuş. Hani bizim zamanımızda da var böyle simit şeklinde tulumba tatlısı olduğu gibi. Halka tatlısı. Şam tatlısı dedikleri tatlılar gibi falan. Böyle tatlı satıyor. Ondan sonra hemen o zat talebesine buyurmuş ki git o çocuktan bütün tatlıları al getir. Bu efendilerin yüzü sirke satıyor, biraz gülsünler, ağızları tatlansın buyurmuş. Çocuktan almış getirmiş. Tabi biraz sonra çocuk beklemiş, para yok. Para olmayınca başlamış ağlamaya. Ona da verecek para yok. Başlamış ağlamaya. Ben demiş bunları satıp demiş, şehirle demiş, evde demiş, anama, neyse yatalak olan babama ekmek götürecektim. Başlamış ağlamaya. Ondan sonra çocuğun ağlaması neticede biraz sonra birisi geliyor, efendim diyor. Anan efendi diyor işte bir kese altın bunu diyor size hediye olarak gönderdi. Talebesine diyor ki evladım önce şu çocuğun parasını aynı şekilde ver. Sonra da diyor bu efendilerin paralarını ver. Gitsinler. Sonra talebesi sormuş demiş efendim paramız yoktu niye çocuktan aldınız? Buyurmuş ki çocuk sabiydi. Masum. Sabi daha buluğa ermedi. Buluğa ermedi. Şimdi onun elinden alınca onun ağlaması arşa dayanıverdi hemen. Dayanıverdi. Ve Allah-u Teala hemen ihsan etti buyuruyorlar. Allah-u Teala ihsan etti buyuruyorlar. Yani o çocuğun ağlaması bir yerde
dua etmek gibi oldu. Biz dua etsek o derece çabuk ulaşmazdı buyuruyor. Bunun için de hani kitaplarda anlatırken buyuruyor ki önce sadaka vermeli. Sonra da tövbe istiğfar etmeli. Önce bir sıfırlamalı yani. Aha, önce bir sıfırlamalı. Günahla temizlemeli. Hatta kendini. Bir şey daha anlatıyorlar. Bir zamanlar Mısır'da böyle bir şey yağmur yağmıyor falan. Ondan sonra demişler ya burada mübarek bir zat var. Ona hiç gitmemişler. Demişler ki ya dua ediyoruz. Yağmur duasını çöküyoruz. Bir şey olmuyor falan. Bir şey olmuyor. Demiş camiye toplanmışlar. Önce demiş eller cebe. Benim param yok demiş. Çıkarmış ceketini ortaya koymuş. Olmayan demiş elbisesini koysun buraya. Ceketini paltosunu koysun. Herkes koruyor. Ondan sonra birisine gel diye anlaşalım. Bunları götür fakirlere. Dağıt gel. Şimdi demiş istiğfara başlayın. Başlıyorlar. Herkes istiğfar ediyor falan. Ondan sonra şimdi elimizi açalım. Daha dua bitmeden şakır şakır yağmur yağmaya başlıyor. Diyorlar ki efendim. Demiş, Allah Teala'nın merhametini, rahmetini harekete geçiren sebep. Kendisi bildiriyor bunu buyuruyor. Önce sadaka vereceksin. Sonra istiğfar edeceksin. Onun için duam kabul olmuyor. Önce istiğfar. Sonra sadaka. Ve imanın da ehl-i sünnet alime bildirdikleri gibi uygun olması lazım, düzgün. Dua kabul, duanın da kabul olacağına güvenmeli ve inanmalı. İnanmalı buyuruluyor. İki düz üzerine kıbleye karşı oturup önce hamd ve salavat okumalı. Sonra duayı üçten fazla söylemeli. Haram şeyleri ve hasıl olmuş şeyleri istememeli. Kabul olmadı diyerek ümidi kesmemeli. Kabul oluncaya kadar uzun zaman devam etmeli. Ve haram yememeli, haram içmemeli, haram şeyleri söylememelidir. Makamat-ı Mashariye'de buyuruyor ki duanın kabul olması için ekli halal, sıdkı makal ve ihlas ile yapmalıdır. Yani halal yemeli, doğru söylemeli, yalan söylememeli ve bunları da samimiyetle yapmalı. Peygamber Efendimiz de duanın kabul olması için iki şey lazımdır. Birincisi duayı ihlas ile yapmalı, ikincisi yediği ve giydiği helalden olmalı. Müminin odasında haramdan bir iplik varsa bu odada yaptığı duası hiç kabul olmaz buyuruluyor. Şimdi hadise bu şekilde olunca bu şartlara riayet edilmezse dua kabul olmaz. Dua kabul olmaz. Ettik efendim. Bu şartlara riayet ettik ama ortada gene bir şeycik yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala'dan dünya ve ahiretin hayırlarını iste. Sakın ben istiyorum fakat Allah-u Teala vermiyor. Ben de bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. Eğer istediğin şey ezelde senin için takdir edilmişse Allah-u Teala'dan istedikten sonra Allah-u Teala onu sana gönderir. Bir sebep yaratır gönderir. Eğer istediğin o rızık ezelde senin için takdir edilmemiş ise bak o zaman ne oluyormuş? Allah-u Teala seni o şeye muhtaç kılmaz. Muhtaç kılmaz. Ve kendinden gelenlere rıza gösterme nimetinde ihsan eder. Yani senin hard diskinden silinir o. Silinir o. Eğer Allah-u Teala senin için fakirlik ve hastalık dilemişse, sen de Allah-u Teala'ya fakirlikten ve hastalıktan kurtulman için yalvarırsın. O zaman Allah-u Teala sana razı ve memnun olacağı bir hal verir. Eğer ezelde borçlu olmak takdir edilmişse ve sen de borçtan kurtulmak için dua edersen, Allah-u Teala alacaklığı sana kötü muamele etme halinden vazgeçirir. Hatta borcundan azaltma ve hepsini bağışlama haline çevirir. Eğer dünyada borçlu halden kurtarmazsa buna karşılık sana bol sevap verir. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki şartlarına uyarak yaptıysan hiç üzülme. Mutlaka aynı şekilde karşına çıkar bu. Hatta yine Abdülkadir Geylani Hazretleri bir kitabında buyuruyor. Cehenneme giriyor mesela orada birisi geliyor. Bu işte ateş geldiği zaman koruyor, soğuk geldiği zaman koruyor. Adam diyor ki ya burası cehennem kimsin, kimseye yardım etsin, kimsin ki bana yardım ediyorsun. Hani diyor dünyada sen bir diyor dua ettin, ettim de diyor o kabul olmadı. Oldu diyor. Oldu da diyor niye cehennemdeyim? Beni yarattı Cenab-ı Hak diyor. Cehennemde kaldığın sürece seni koruyacağım buyuruyor. Dolayısıyla İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki duanın ve tevbenin kabul olup olmayacağından endişe etme. Şartlarına uygun yapıp yapmadığında şüphe et buyuruyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, şu üç göz kıyamette cehennem ateşini görmez. 1- Allah korkusundan ağlayan göz. 2- Allah yolunda nöbette gözcülük eden göz. 3- Haramlara bakmaktan sakınan göz. Ya Resulallah.
Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem canım kurban olsun senin yoluna adı güzel kendi güzel Muhammed gel şefaat eyle kemter kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed Ahmet adı güzel kendi güzel Muhammed ya Resulallah Allah ya Habiballah ya Şefi Allah Allah sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mümin olanların çoktur cefası ahirette çıkar zevkü sefası 18 bin alemin Mustafa'sı adı güzel kendi güzel Muhammed Ahmet adı güzel kendi güzel Muhammed ya Resulallah Allah ya Habiballah Allah ya Şefi Allah Allah sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yunus der neylere cihanı sensin, sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana inanmayan gider imansız. Adı güzel kendi, güzel Muhammed Ahmet. Adı güzel kendi. Güzel Muhammed ya Resulallah Allah ya Habiballah Allah ya Şefi Allah Allah sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Tam ilmihal, saadeti ebediye. Yemesi ve kullanması haram olan şeyler. Berika'da, mide afetlerinde diyor ki, yemesi, içmesi haram olan şeyler şunlardır. 1. Haram-ı li'aynihi denilen, kendileri haram olan şeylerdir. Leş, hınzır eti, şarap, böyledir. Çok içince sarhoş yapan sıvıların azını içmek de haramdır. Mahması halinde olan yani açlıktan ölmek üzere olan ve ikrah edilen yani öldürmekle korkutulan kimseden başkalarının bunları yemeleri, içmeleri haramdır. 2. Kendileri haram olmayıp Darülharp'teki kâfirlerden dahi gasp, sirkat, rüşvet yoluyla alınan veya Darülislam'da kâfirden dahi fasit akt yani şartlarına uymadan yapılan sözleşme ile satın alınan şey. Bu şey mülk olur ise de mülk-i habistir.
kullanması haramdır. Geri vermek, alınmış olan bulunmazsa, fakirlere sadaka olarak vermek lazımdır. 3. Doyduktan sonra yemek haramdır. 4. Toprak, çamur gibi zararlı şey yemek. 5. Zehirli şeyler. Bakır çalığı, zehir karıştırılmış yemek. Zehirli ot, kokmuş et. Kurtlanmış et, meyve, peynir de böyledir. 6. Alışkanlık yapan uyuşturucu maddeler. Esrar otu, afyon, morfin, benzin böyledir. Bunların ilaç olarak tabibin izin verdiği kadar kullanılması caizdir. 7. Necaset, idrar, damardan çıkıp akan kan, pislik böyledir. 8. Temiz fakat iğrenç olan şeylerdir. Sümük, kurbağa, sinek, yengeç, midye gibi şeylerdir. Açlığı giderecek kadar yemek ve avret yerini örtecek ve soğuktan sıcaktan korunacak kadar giyinmek farzdır. Bunlara nafaka denir. Nafaka parasını kazanmak için çalışmak da farzdır. İmam-ı Rabbani, Kuddise Sirruh. Dünyaya milyonlarca insan gelmiş ise de, bir müddet yaşayarak ölüp gitmiş hepsi de. Bunlardan kimi zengin, fakirmiş kimileri. Bazısı güzel olup, çirkinmiş bir diğeri. Kimi zalim, kimi de mazlum imiş hayatta. Bunlar da geçip gitti, unutuldu ve hatta. İnanmış Müslümandı bunlardan bazıları. İnanmamış kâfirdi geriye kalanları. Kâfirler diyorlar ki, öldüğünde insanlar ebediyen yok olup tekrar yaratılmazlar. Bu fikir her ne kadar değilse de hakikat, yani böyle iddia olsa da çürük sakat, böyle bir ihtimale maazallah bir an için var desek de bir zarar olmazdı bizim için. Yani bu kâfirlerin dedikleri olsaydı, yarın öldükten sonra dirilmek olmasaydı, bundan kendilerine gelmezdi bir menfaat. Olmazdı bize dahi bir sıkıntı ve afat. Her insan ebediyen yok olup kalırlardı. Ne onlara mükafat, ne bize ceza vardı. Velakin, dedikleri çıkmayınca onların, çok acı bir azaba düşecek onlar yarın. Ey insan! İyi düşün, bugün, yarın, nihayet, bunlardan biri dahi sen olacaksın elbet. Nasıl hayal olduysa önceki senelerin, yine hayal olacak bütün didinmelerin. İyi düşün, ölünce iki grup insandan hangisinde olmayı istersin sen o zaman? Hiçbirinde olmayı istemem diyemezsin. Çaresiz ikisinden birine gireceksin. Sonsuz ateşte yanmak ihtimal olsa bile, ister misin ateşte yanmayı bile bile? Allah'ın varlığını, cenneti, cehennemi şimdi reddedemiyor akıl, din ve fen ilmi. Fen, böyle şey olamaz demiyor, diyemiyor. Bilakis varlığını deyip ispat ediyor. Çünkü sonsuz hayatın varlığını gösteren sayılmayacak kadar delil var sarahaten. Dünyaca meşhur olan kitaplıklar lebalep, bu delilleri yazan kitaplarla dolu hep. Nefsani zevklerine aldanıp lakin onlar, yalnız körü körüne inkâra gidiyorlar. Halbuki İslamiyet zevki yasak etmiyor. Bilakis
dine uygun zevke izin veriyor. Aklı olan İslam'a uygun tarzda zevklenir ve İslam ahlakıyla süslenir, ziynetlenir. Kötülük yapana da iyilik ihsan eder. Bunu yapamasa da hiç olmazsa sabreder. Bölücülük yapmayıp uzlaştırıcı olur. Dünya ve ahirette bulur rahat ve huzur. Saadetlerin başı Müslüman olmaktadır. Müslüman olmak ise zor değil, çok kolaydır. Altı şeyi öğrenip bunlara tam inanan kimseye nasip olur bu devlet, yani iman. Adaletten 12 huy doğmaktadır. 1. Sadakattir. Arkadaşını sevmektir. Onun iyiliğini, rahatını istemektir. Onu zarardan korumaktır. Onu sevindirmeye çalışmaktır. 2. Ülfettir. Bir topluluğun din ve dünya düşüncelerinde, inançlarında birbirlerine uygun olmalarıdır. 3. Vefadır. İyi geçinmek, yardımlaşmaktır. Sözünde durmak, hakkını gözetmektir, de dediler. 4. Şefkattir. Başkalarına dert, felaket gelmesinden üzülmektir. Herkesin sıkıntıdan kurtulmasına çalışmaktır. 5. Sıla-i Rahim'dir. Akrabayı, yakınlarını gözetmek, ziyaret etmek ve yardım etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte putları, tapınılan heykelleri kırmak için ve akrabaya iyilik etmek için gönderildim, buyurdu. 6. Mükafattır. İyiliğe karşı iyilik etmektir. 7. Hüsn-i şirkettir. Hakkı gözetip adalet eylemektir. 8. Hüsn-i kazadır. Herkesin her şeyde hakkını gözetip başa kalkmamak ve pişman olacak iş yapmamaktır. 9. Teveddüttür. Teveddüt, muhabbet demektir. Arkadaşlarını sevip hediye vermek, kendini sevdirmektir. 10. Teslimdir. İslamiyetin emirlerini ve yasaklarını ve İslam ahlakını tatlı gelmese dahi kabul edip razı olmaktır. 11. Tevekküldür. İnsan gücünün dışında olan ve değiştirilemeyecek olan üzücü hadiseleri, olayları, ezelde takdir edilmiş, yazılmış bilip üzülmemek, Allah-u Teala'dan geldiğini düşünerek seve seve karşılamaktır. 12. İbadettir. İbadet, her şeyi yoktan var eden ve her canlıyı her an görünür görünmez kazalardan, belalardan koruyan ve her an çeşitli nimetler, iyilikler vererek yetiştiren Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Ona hizmette kusur etmemeye çalışmaktır. Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşmuş olan resullere, nebilere, aleyhimüsselavatü ve teslimat, velilere, alimlere, rahimehumullahü Teala benzemeye özenmektir. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Laleli semtinden sesleniyorum. Bu semte ismini veren Laleli Camii ve Külliyesi'nin diğer elemanlarını anlatmaya devam ediyoruz. 3. Selim Han'ı bundan önceki programımızda anlatmaya başladık ama süre yetersizliğinden dolayı biz mecburen yarım kestik. Böyle yenilikçi, devletinin ileri gitmesi için, milletinin kurtuluşa koşması için elinden gelen her şeyi yapan, sonunda hayatını dahi ortaya koyan bir hükümdarı herhalde biraz daha anlatmam gerekir.
bunun mesuliyetini düşündüm. Ve 3. Selim Han neler yaptı, neler yapacaktı, onları biraz daha sandukasının başında kendisini rahmetle anarak anlatmaya çalışayım. Bir kere bu camide Nakş-ı Kadem-i Şerif olduğu için yolunuz Laleli'ye, Aksaray'a uğradığında burayı ihmal etmeyiniz. Artık ziyarete açıktır. Pazartesi günlerinin haricinde, pazar günü de dahil, çoluk çocuğunuza da gelip ziyaret edersiniz. Hem buradaki maddi güzellikleri, hem buradaki manevi havayı, birini güzellikleri görürsünüz. Manevi havayı da inşallah koklarsınız. Efendim, Eyüp el-Ensari Hazretlerinin türbesinin etrafında bugün hali hazırda gümüş bir şebeke var. Çok da hoş bir şebeke. İşte o şebekeyi yaptıran 3. Selim Han'dır. Puşidesiyle ilgili çalışmaları yapan da 2. Mahmud Han'dır. Yani 3. Selim Han'ın yeğenidir. Altın kandiller koydurdu aynı şekilde oraya. Fatih Camii zelzelede çok tahrip olmuştu. Mihrap duvarı hariç kubbesi ve yan duvarları çökmüştü. Onları kökten tamir ettiren, mihrap duvarı yeniden oynamadan tabii, kıble duvarı oynamamıştır hiçbir zaman efendim. Bu bazı iddiaları çürütecek bir sağlamlıkla bilgidir. Yok efendim, kıble duvarı ileri gitti, Fatih'in türbesi aslında orada değildi de şimdiki yeri evvelden yoktu falan denmesi iddialarını çürütecek bir şekilde söylüyorum ki Fatih Camii'nin kıble tarafındaki mihrabın bulunduğu duvarı zelzelede yıkılmadı ve yerinden de oynamadı. Başkaları yıkıp da ileriye de götürmedi kıbleye doğru. Gül Camii var. Fatih'ten aşağıya Haliç kıyısına doğru inerken Küçük Mustafa Paşa'da şöyle bir tepeciğin üstündeki altıda derin bir mahzendir efendim. Gül Camii'ni kiliseden camiye çevirdi. O güne kadar kiliseydi. 3. Selim Han devrine kadar onu kiliseden camiye çevirdi. Şu anda da ibadete açık. Biraz oraba ihtiyacı var ama ben inanıyorum ki ilgiler onu çoktan plana almıştır. Ben tabii gördüğümü söylüyorum. Heyecanım bağışlasınlar. Vakıf ilgiler efendim. Üsküdar'da Selimiye Kışlası'nın karşısındaki Selimiye Camii'ni yaptırdı. Humbarhane içindeki camiyi yaptı. Tophane, Beyoğlu ve Levent çiftliği ile Selimiye kışlalarını yaptırdı. Tersane'de büyük bir gemi havuzu yaptırdı efendim. Yüzme havuzu yaptırmıyordu. Gemi havuzu yaptırıyordu. Türk donanmacılığının daha ileri gitmesi için donanmasının. Mühendishaneyi kurdu. Üsküdar'da büyük binaları, kumaş işlikleri ve Darü Tıbba'yı kurdu. Yeni usul top ve yeni usul gemi inşa ettirdi efendim. Bunlar da yenilikler yaptı. Barut imalatını baruthanelerde daha çabuk, daha fazla üretilecek şekilde bir sistem oturtturdu. Riyazi yani matematik ilimlerinde humbarahaneye ilaveten bir de hendesehane açtı. Hendesehane bugüne kadar olanlardan çok daha heybetli bir yapıydı. Cezzar Ahmet Paşa ki cezzarlığı deve kasaplığından geliyor. Bir köle idi efendim. Efendisini öldürenlere, efendisinin canına kastedenlere karşı öyle acımasız davrandı ki bunun bu davranışını duyanlar vay cezzar vay demişler. Yani ancak koyun kasabı, sığır kasabı değil de deve kasabı bu kadar kan döker anlamına söylemişler. Böyle olan Cezzar Ahmet Paşa Akke Kalesi müdafiyi sultanın adı anıldıkça 3. Selim Han'ın adı anıldıkça ayağa kalkarmış ve onun fermanı hümayununa binek taşına kadar inip muhalefetinin ricale karşı olduğunu söylermiş. Onun fermanı geldiğinde fermanı getiren kimse onun binek taşına kadar hürmeden gidermiş. Selim Han'ın fermanını getir diye. Benim muhalefetim padişaha değil. Vefatında cebinden bir kağıt çıktı 3. Selim Han'ın. Kendi elimle kesip verdiğim kalem fetvayı hununa hakkı yazdı iptida. Ben bir kalem hazırladım. Kendi elimle kestim. Kalem olarak onu hazırladım. Ve benim hakkımda benim kanımın dökülmesini yazdı bu kalem. Gibi bir mana veriyor.
1792'de yaş anlaşmasını yaptırdı. Nizam-ı Cedid'i kurdu. Burada tabii hem 3. Mustafa Han'ın hem 3. Selim Han'ın hanımlarının da bulunduğu bir hatunlar bölümü var türbenin. Ona da anlatacak şeylerimiz kalsın diye 3. Selim Han'ın Selimiye Camii'ni yaptırmasındaki, o caminin ibadete açılmasındaki bir olayı sizlere anlatacağım ki Yeniçerilerin 1826'da 2. Mahmut Han tarafından kışlaları topa tutularak, ki kışlalar da bu civardaydı, işte efendim şu Laleli semtinin hemen altında Aksaray'ın oralardaydı. Belki ta buralara kadar da uzayan bölümleri vardı. Bugünkü belediye sarayın olduğu kısımlardan buraya uzayan yerleri vardı. Yeniçerilerin bir olayı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Selimiye kışlasını yaptırdı 3. Selim Han. Niye yaptırdı? Aksaray'ın dışında yeni bir eğitim uygulanacak. Bu eğitim Yeniçeriler tarafından görülmesin, karşı gelinmesin diye gözden ırak. Bugünkü gibi cep telefonu, internet, şu bu yok ki efendim. Vasıtalar da böyle bol değil, hızlı değil. Dolayısıyla onun gözden uzak olması o bölgede, Selimiye kışlasının şu andaki bulunduğu yer, aklende mantıklıdır. Oradaki subayların ve erlerin namazlarını kılabilmeleri için de, kışlanın içinde mescit vardı ama cuma namazları, bayram namazları gibi namazları kılabilmeleri için de kışların önüne biraz ilerisine Selimiye Camii'ni yaptırdı. Bu camiyi yaptıran sultan, iki tane minaresi var. Ve Yeniçeri kışlasına bazı fesatçılar haber uçurdular ki bu cuma padişah yeni nizam-ı ceditçilerle Selimiye'nin kışlanın önündeki camide cuma namazı kılarak caminin açılışını yapacakmış. Daha hafta başı. Vay, padişah demek ki bizi artık gözünden gönlünden sildi. Yeniçeri diye bir kulları yok demek ki. Ceditçiler göz bebeği oldu onların diye biraz da fitne gazını vermişler efendim. Yeniçeriler gerek Yeni Kapı'dan gerek Sarayburnu'ndan bulabildikleri vasıtalarla Üsküdar Meydanı'na akmışlar efendim. Birkaç bin kişi. Biz böyle şey istemiyoruz. Biz padişahımızın rağbetli kullarıyız. Ve açılışı yaptırmayacaklar. Orada cuma namazı kılınmasında hadise çıkaracaklar. Bir yandan Nizam-ı Cedidiye'ye gelecek, bir yandan Yeniçeriler gelecek. Biz padişahımıza cuma kılacağız. Öyle ya, biz gözdeyiz. O gözde de gitti, o gözde de gitti, o da gitti, hepsi gitti efendim. Şu anda ne kaldı geriye? Sadece yaptıkları iş kaldı. 3. Selim Han kafası gerçekten çok hızlı çalışırdı efendim. Ve buyurdu ki yok, biz bu hafta camiyi açmıyoruz. Mimarbaşı'yı çağırdı, hemen acele olarak minarelere iskele kurdurdu efendim. İki minareye birden. Caminin inşaatı daha bitmedi. Minareleri iskele var halen üzerinde. Oradaki gerekli işler bittikten sonra cuma açılışında padişahımız Yeniçerileri burada davet ediyor. Onlarla beraber cumayı kılacak dedi. Ve o ateşi söndürdü. Osmanlı tarihinde, Osmanlı mimarisinde ilk defa ve son defa, benim bildiğim kadarıyla söylüyorum tabii, bilemediklerim bu işin dışında, İlk defa ve son defa caminin minareleri yapıldığı durumdan 5 santim kadar daha yontulmak suretiyle inceltildi. Güya minareler kalın yapılmış, bu da uygun olmamıştı ya. Sırf o günkü Yeniçerilerin, maalesef bu kelimeyi kullanacağım, şerrinden korunmak için minareler yontuldu, inceltildi ve ondan sonraki 15 gün geçtikten sonraki bir cumada da padişah Yeniçerilerle beraber cuma namazını kıldı. O gün de Selimiye kışlasına ceditçi askerler, nizam-ı ceditçi askerler hapsedildiler ve kışlanın dışına kesinlikle bir adam çıkartılmadı. Düşünebiliyor musunuz efendim? Kendi ordunuzun iki grubu, ortada da sizin hakeminiz veya hakiminiz, emrediciniz 3. Selim Han. Selim Han'ı zor durumda bıraktılar. Tabii ondan sonra da şehit edilmesiyle zaten onun yere damlayan kanı Yeniçeri Ocağı'nın sonu oldu. Şimdi bir de hanımlar kısmına bakalım. Ondan sonra da
Onu bir de dıştan görelim. Buradan pencereden bir içini göreceğiz. Sonra da hanımlar bölümünün dıştan da bir kapı kısmında sizlere göstermek istiyorum. 3. Selim Han'ın ve 3. Mustafa Han'ın yatmakta oldukları türbenin iç bölümünden bir pencereye oturdum. Bu pencereden içeride iki tane sanduka daha görünüyor. Bu sandukalardan birisi bize doğru olan sanduka, 3. Mustafa Han'ın eşi efendim Aynül Hayat hanımefendi. Öbür taraftaki şu anda görünmüyor buradan, bu planda görünmüyor. Siz göreceksiniz inşallah. 3. Selim Han'ın baş kadını Lef İzar hanımefendi. Onlar yeri biraz daha böyle hanımlara uygun. Tepe pencereleri, yani ilk sıra pencerenin üstündeki bir üst kat pencereleri var. Onlar biraz daha zarif ve yuvarlakça yapılmış. Buradaki gibi dikdörtgen şeklinde yapılmamış. Daha sakin. Ama kız evlatları, erkek evlatları padişahların hep babalarının yanına defnedilmiştir. Eşleri ise ayrıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hanımı Gülbahar Hatun ayrı bir türbede yatar. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hanımı Hürrem Sultan ayrı bir türbede yatar. Ama Mihrimah Sultan, Kanuni'nin kızı, babasının hemen yanında yatar efendim. Böyle kolunun dibinde, ayağının dibinde yatar. Bu Osmanlı'da bir usuldü. Ya hanımı da yanında olsaydı, yani hanımı da yanında olma. Onu biz bilmiyoruz efendim. O günün usulünde neler cariydi, nasıldı bilmiyoruz. Keşke bilsek de sizin kafanızdaki bu problemi de çözebilseydik. Efendim, 3. Selim Han'ı hiç olmazsa doyasıya anlatmaya çalıştık. Kendisi tahttan indikten sonra bir sene daha yaşadı. Daha sonra da onu tekrar tahta çıkarılmasından korkan isyancılar maalesef haremdeki odasını basmak suretiyle bir zayıf rivayette haremde şehit ettiler. Bir zayıf, biraz daha kuvvetli bir rivayette haremde yaralandı. O haliyle getirip arz odasının önüne uzattılar. Belki de haremde öldükten sonra gelip uzattılar. Bir başka rivayette de, o çok zayıf bir rivayet, onda da Bab-ü Saade'nin hemen içteki kapısının önüne uzattılar ki Alemdar Mustafa Paşa gelip de haremi, Enderun'u tarumar etmesin, buraları yakıp yıkmasın. Cenazeyi görünce nasıl olsa cenazeyle uğraşır ve susar diye gözünün önüne bıraktıkları söyleniyor. 3. Selim Han'ın cenazesini bulduklarında sağ yanağındaki sakalı kulağının hizasından aşağıya doğru bir kesici aletle derisiyle sakala beraber indirilmiş vaziyette, kan revan içinde. Alemdar Mustafa Paşa buldu, sarıldı, ağladı, ağladı ve dedi ki, sultanım, seni bu hallere koyan kimse, ben senin öcünü inşallah onlardan alacağım, yerde koymayacağım. Ve koymadı efendim, koymadı. 2. Mahmut Han'ın ilk sadrazamıdır. Sonra da kendisi, daha önceki programlarımızda çektiğimiz Zeynep Hatun türbesinde de Hazire'de kabrini gösterdik. Orada Alemdar Mustafa Paşa'nın kabri var. Kendisi de bir cephaneliği kendisini sıkıştırmış, Yeniçerilerden kurtulmak için bir cephaneliği infirak ettirdiği rivayet ediliyor. Orada şehiden gitti. 3. Selim Han da şehit gitti. Onu bu kadar seven, gözyaşı döken Alemdar Mustafa Paşa da şehit gitti. Allah rahmet eylesin. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız.